Yarı dalgalı olmamalı deniz, ya durmalı ya kudurmalı. Sapına kadar batmayacak hançer kınında durmalı. Alkış dediğin de ya hiç olmamalı ya tavan sallanmalı. Islıkta cabası. Sayın Başkanım, değerli başkan yardımcılarım, bildiğim kadarıyla protokolde bu büyüklerimiz var. Bilmediklerim, aksaçlılar ve alacakaranlıkta fark ettiğim kadarıyla çoğunluğu teşkil eden gençler. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aniden bastıran kar ile 3 günden bu yana doğrusu nerede olduğumuzu fark edemiyoruz. Hem dün hem evvelki gün iptal edilen uçak seferleriyle 2 program iptal ettim. Tehir ettim daha doğrusu. Biri Giresun'daydı, biri Samsun'daydı. Çorum'u yapabilir miyiz acaba derken çok şükür biraz gecikmeyle de olsa buluşmak nasip oldu. Cenab-ı Hak kıymet bilmeyi hepimize nasip etsin. Bir araya gelebilmek önemli çünkü. Modern hayat birliktelikleri sabote ediyor. Çeşitli bahaneler zuhur ediyor. Herkes bir yerde. Kimsenin kimseden haberi yok. Aynı çatının altında bile yalnız insanlar. Bu modernite bizi epey yormakta. Ama şükürler olsun, çok sağlam, köklü bir geçmişe sahip olmakla bizler böyle kolay her fırtınada sallanacak, yıkılacak insanlar değiliz. Kökler sağlam. Biraz yoruluyoruz, o kadar. Bir de şöyle bir araya gelelim de meselelerimizi konuşalım. Ruh dünyamıza bir yolculuk yapalım istedik. Siz de salon kapasitesinin çok üstünde bir toplulukla iştirak ettiniz. Dışarıda kalanlar oldu, hem de çok oldu. Onlar için de üzüldük ama yapılacak bir şey yok. Yapalım. İmkanlar bu kadar. Senelerdir Türkiye'nin neresine gidersem gideyim, uçtan uca bütün vilayetler, ilçeler geziyor. Her yerde böyle kalabalıklarla karşılaşıyorum. Çoğunluğu da gençler. 18-25 yaş arası gençler. Haliyle merak ediyorum. Gençler ne arıyor böyle bir toplantıda? Bunda top yok, pop yok. Acaba neden böyle bir iştiyakla fedakarlık edip bir saati geçkin söze tahammül ediyorlar? Aradıkları nedir diye herkes gibi ben de ciddi merak ediyorum. Tahminlerim var ama bununla yetinmiyorum. Bizzat gençler ne söylüyorlar diye elimden geldiğince amatör anket yapıyorum. Ve gençlerden aldığım cevaplar birbirine benziyor. Diyorlar ki, hocam bize güzel bir şey söylenmiyor. Bize güzellikler anlatılmıyor. Habire yarışa sokuluyoruz. Kırbaçlanıyoruz. O sınav senin, bu sınav benim. Canımız çıkıyor. Kendimize geldiğimizde yaş 30. 7 yaşından 30 yaşına kadar dakika başı sınava giriyoruz. Koşturmaktan ölümümüzü göremiyoruz. Güzel bir iki çift söz işittik sizden. Gördüğünüz gibi işitince kaçırmıyoruz. Verdiğinizde almadık mı?
söylediniz de dinlemedik mi diyorlar. Yani ne diyorlar bu gençler? Bizde gördüğünüz olumsuzlukların asıl sebebi sizsiniz diyorlar. Haklı olarak diyorlar ki bizde beğenmediğiniz bir davranış varsa bunu biz sizden öğrendik. Bizi siz iyi yetiştirmediniz de ondan diyorlar kibarca. Çünkü genç kısmısı örnek görmek ister, model görmek ister. Güzel örnek gördüğü zaman onu bir şekilde alır, öğrenir, kalbine yazar, er geç açığa çıkar. Biz orta yaşlılar, artık ben orta yaşı da geçtim de, orta yaşlılar için söylüyorum. Onlara numune olmak noktasında ciddi sorumluluk altındayız. Onlara biz büyüklük etmezsek edecek çok. Onları alıp götürecek, kendilerine göre yetiştirecek odak çok. Sorumluluğumuz ağır yani velhasıl. Boş durulacak zaman değil. Mesela ben değil, 3 torunum var. İkisinin boyu benim boyuma yakın. Bizim yolculuk vakti de yaklaştı. Ha bugün hayat. Diyelim gittik. Çocuklar bizi nasıl anlatsınlar? Bizden ne diye bahsetsinler? Rahmetli dedem diye söze girdiğinde sözü nasıl sürdürsün? Meseleye buradan bakmak lazım. Elinde sonunda gideceksin. Gittiğinde hakkında ne desin insanlar? Mesela İmam Efendi merhumu nasıl bilirdiniz diye sorduğunda ne desinler? Torunların senden bahsederken ben şöyle istiyorum mesela. İsterim ki şöyle desinler. Rahmetli dedemin bir hayrını görmedik ama ticaretten, paradan, puldan anlamazdı. Fakat bize güzel şeyler öğretti. Bizimle arkadaşlık etti. Gün oldu sabah namazına götürdü beni. Gün oldu sahura kaldırdı, makarna yedik. Oruç tutmayacağımı bildiği halde kaldırırdı. Bazen otururduk bir bahaneyle anlatırdı böyle, güzel şeyler anlatırdı. Güzel insanları anlatırdı, gönül sultanlarından örnekler verirdi. Sıkmadan, yormadan, 5 dakika, 10 dakika beni beslerdi. Bugün şu yaşa geldim, rahmetli dedemden aldıklarımla hayatımı sürdürebiliyorum. Nur içinde yatsın demesini isterim. Yoksa şöyle söylemesini istemem. Dedem açık göz adamdı, iyi para kazanırdı. Yatırımları sağlamdı, bir sürü servet edindi falan. Bu çok üzücü bir anlatım. Çünkü edindi de ne oldu? Nerede servet? Kaldı. Kime kaldı? Genellikle en sevmediğin insanlara. Hayırsız damat. Huysuz gelin. Söz dinlemez evlat. Ve onlar pek memnun da değiller. Bir sürü laf söylüyorlar istedik. Daha kötüsü, senin malını sana bağıra çağıra paylaşırlarken hesabını sen veriyorsun. Hiç faydalanmadığın şeyin hesabını veriyorsun. Ne acı bir durum, ne hazin bir durum. Devam üzere kimin bahtında ey dil tabufer kalmış, kimin afakındaki ikbali seher kalmış, kimin diyor malı, ikbali, şöhreti devam etti ki, kimin afakındaki nuri seher kalmış, seher
nuru kimde devam etti? Geçici işte, görüyorsun. Sen buna mı meylettin diyor. Yazık. Aklın neredeydi? Bilmiyor muydun bunun beş para etmediğini? En kıymetsiz şeye gönül verdin, ömür harcadın. Şimdi de geldin eli boş. Cihanda zevk-i servet anın infakındadır yoksa. Nasıl kise-i bahlikle bir çok simüzer kalmış. Biraz karmaşık gibi görünse de izahını yapınca anlayacaksınız. Gayet basit. Şöyle diyor. Servet sahibi olmanın bir zevki var. Muhtaçlara yardımcı olabilmek, infak etmek, acı doyurmak, öksüzü giydirmek zevki varsa burada. Bunu yapmadıktan sonra biriktir, bankaya koy, çek git, hesap ver. İş mi yani şimdi? Sende akıl bu kadar mı yani? Yazık. Hani görünüşte de adama benziyorsun derler. İktisat kitapları yazmaz, ekonomistler bilmez, matematik hiç söz etmez ama bereket, sadaka akıl almaz bir şeydir. Sadaka verildikçe mal artar, iktisat bilmez. Bilmez, adam çok zengin olmuş. Sormuşlar, nasıl oldu bu demişler. Nasıl oldu da böyle zengin oldum? Vallahi demiş, şöyle oldu. Allah bana verdi. Ben verdim. O verdi, ben verdim. O verdi, ben verdim. Yarışılır mı? O kazandı. Buna bereket denir. Dört işlemin üstündedir. Toplama, çarpma, çıkarma, bölme. Tamam, matematikte dört işlem var. Yalnız beşinci işlem farklı. Akıl ermez yani. Aklı aşar. Nasıl oluyor da artıyor dersin, anlayamazsın. Zekat verdikçe, sadaka verdikçe, hayır yaptıkça artar. Bir de işin garip tarafı, hayırlı değilse o mal bunları yapamazsın. Malın nereden geldiğini gittiği yerden anla. Haram oraya katiyen gitmez. Gidemez yani. Yolu kesilir, bir şey olur. Gidemez. Malla ilişki bu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri çok zengindi. Muhteşem zengin. Yüzlerce, binlerce talebesinin masrafı kendinden. Ailelerinin de masrafını karşılıyor. Yani ilim öğretmekten bir şey almadığı gibi talebesini de geçindiriyor ayrıca. Böyle bir zat-ı şerif. Uluslararası ticaret yapıyor. Gemilerle, armatör yani. Bir gün bir haber gelmiş. Efendim, çok üzgünüz, gönderdiğiniz, filan yere gönderdiğiniz gemi mallarla beraber batmış. Vahim bir haber. Milyon dolarlarca zarar demek bu. Acaba ne yapacak? Herkes merak ediyor. Böyle bir zarar haberini alınca İmam-ı Azam ne yapar? Merak ediyorlar. Hiç istifini bozmuyor. Birkaç saniye düşünüyor. Şöyle bir derin dalıyor, bir düşünüyor. Elhamdülillah diyor. Sanki bayram haberi. Battı da elhamdülillah diyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Meğer haber yanlış. Üstelik çok büyük karla geri dönmüş gemi. Buna haber veriyorlar. Üstadım, iş bildiğimiz gibi değilmiş. Yanlış haber gelmiş. Batmadığı gibi. Selametle döndü gemi. Şu kadar da kar var. Aynı eda, aynı tavır. Birkaç saniye aynı şekilde düşünüyor. Yüz ifadesi değişiklik yok. Yine diyor ki elhamdülillah. Çok şaşırıyorlar tabii. Yani bu kadar zıt
İki olayda aynı tepki hakikaten ilginç. Dayanamayıp soruyorlar. Efendim, birinci habere siz elhamdülillah dediniz ya. Biz dedik ki kazaya rıza. Allah'ın verdiğine razı olan bir mümin tavrı. Maşallah. Biz yapamazdık bunu dedik. Kapattık meseleyi. Ama siz ikinci haberde de aynı biçimde davrandınız. Bu defa anlayamadık. İzah eder misiniz? Neden böyle? Cevap çok enteresan. Yani bize aslında her şeyi öğreten şey o cevap. Diyor ki, ilk haber geldiğinde de, ikinci haber geldiğinde de ben kara zarara bakmadım. Bunu hesap etmedim. Haber gelince şunu düşündüm. İlk haber geldi, hani birkaç saniye duraksadım ya, kalbime baktım dikkatle. Acaba mal gitti diye bir üzüntü var mı? Baktım kalbimde üzüntü yok. Mala üzülmüş değilim. Elhamdülillah dedim. İkinci haber gelince yine baktım. Sevinç var mı? Baktım yok. Sevinmemişim mal için. Elhamdülillah. Mesele bu dedi. Gelir gider, veren de o alan da. Dilediğine verir, dilediğinden alır. O değil mesele. Ama sen seviniyor musun mal geldi diye, üzülüyor musun gitti diye. Mesele o. Yani o gençler çoğunlukta, onun için bu kelimeleri kullanacağım. Yani o hardware ile meşgul değil, software ile meşgul. Bunu herhalde gençler anladı, 30 yaş altı. İnsanın hardware'i var, software'i var. Hardware ne? Beden. Beden. Ne bu? Toprak. Ne olacak? Toprak sana her gün şunu diyor. Sen dinlemiyorsun. Söylüyor toprak. Toprak çok konuşuyor biliyor musunuz? Sessiz, sessiz konuşuyor. Diyor ki üstünde iyi hava atıyorsun ama gelince anlaşırız. Her adımda oradan bir mesaj geliyor. Dinlersen. Nasıl olsa toprak olacak olan şeyin kıymeti ne olabilir ki? Diyelim ki en pahalı gıdalarla besledin. Çok gürbüz, adaleli falan dedi. Solucanlar bayram eder. Ha, bunun sana bir faydası yok. Solucan yemidir yani beden. Kanuni Sultan Süleyman merhumun beytine bak. Şairdir Kanuni Sultan Süleyman. Onun devlet başkanlığına, muhteşem Süleyman oluşuna zaten kimsenin itiraz ettiği yok da. Bütün dünya, nefesini kesmiş dünyanın. Acayip bir adam. Ama ayrıca şair. Dört dil bilir. Dört lisan biliyor adam ya. 46 sene dünyanın patronu. Öyle böyle bir sultan değil. 52 tane devlet bağlı kendisine. 16'sı cumhuriyet. 4000 civarında da gazel sahibi bir şair. Öyle yani birkaç tane şiir yazmış değil yani. Onun bir beytini söyleyeyim size. Sakınırsın konmasın üstüme diye bir megez. Bilir iken yeyiserdir seni ahir maru mur. Mar yılan demektir, mur karınca. Megez kara sinek. Dediği şu, canın çok tatlı, tenin çok kıymetli maşallah. Bir sinek konusu uykun kaçıyor. O sineği çıkarmak için almadığın tedbir yok. Kovalıyorsun bilmem ne falan can tatlı diye, tamam. Sözüm yok da, sinekten sakındığın bedenini yılan ve karınca yiyecek bilmiyor musun? Sıradan böyle tekkede boynu bükük bir derviş değil bu adam. Cihan padişahı ve hayata baktığı yere bak. Bugün sinekten sakınırsın, karınca değmesin dersin ama o beden yılan da karıncaya yendir haberin olsun. Kısmetindir gezdiren yer yer seni, göğe çıksan netice yer yer seni. Onun için onun adı oldu yer. Önce besler, sonra kendi yer seni.
yer. Adamı yer. Fakat işte geldik şimdi meselenin ek yerine. Bedeni yer. Ve sen o değilsin. Sen ruhsun. Mukaddes ruh. Software dediğim o. Ölürse hayvan ölür, insan ölesi değil. Canını sıkma. Sen ebedi hayat için geldin. Senin hayatın sonsuz, biliyor musun? E öldü falan geçen gün dayım. Yahu beden vazifesi bitti, tamam toprağa emanet ettin. E gömdük. Gömdüğün ne biliyor musun? Sen aslında ölümü gömdün. Ölümü gömdün, ölümü. Hayat asıl o zaman başlar. Hem de sonsuz hayat. Bunu anladığın zaman seni üzecek bir şey kalmaz yeryüzünde. Gemi batsa da çıksa da sevinirsin. Neden? E ben buralı değilim ki. Babam Hazreti Adem cennetli. O yüzden ben de cennetliyim. Nerelisin abi? Cennetliyim. Neden? E babam oralı. Baba yurdu. Kötük orada kayıttı. Denizli'de doğmuşum. Ya olabilir canım. Ben de Çorum'da doğdum. Fark etmez o. Ana vatan. Ha onu soruyorsan cennet ana vatan. Cennetliyim ben. Dünyada ne işin var? Ha söyleyeyim. Dünyada da bir işim var ki geldim yani. Yoksa gelinecek yer mi Allah aşkına ya? Sıkıntılı bir yer ya. KPSS'den geçilmiyor, ALES'ten çıkılmıyor, bilmem ne. Yazı var, kışı var, dedikodusu var. Yani hastalık var. Hakikaten çok sıkıntılı bir yer. Zaten belli geldiğin gün ağladın sen. Anladın mı hemen? Babuş bahalı. Ana rahmindeki rahat bitti tabii. Aa, neydi o, o günler? 9 ay küsur. 5 yıldızlı şartlarda keyif çattık. Ama güzel günler çabuk bitiyor. Hadi bakalım dediler. Aldı bir telaş. Feryat figan geldin. Niye ağlıyordun sen? İşte ondan. Sıkıntılı bir yere geldiğini anladın. Nereye düştük yahu dedin. Burası ne böyle? Sen ağlıyordun da birileri de gülüyordu. Neymiş? Kızımız oldu falan seviniyorlar. Oğlumuz oldu. Herhalde canı sıkılmıştır. Lan ben ağlıyorum bunlar gülüyor ne iş diye. Tamam bunu not et. Can sıkılmayacak gibi değil. Sen bunu not et. Not et. Dünya hayatını güzel yaşa. Ayrılma vakti geldiğinde uğurlayanlar ağlasın, sen gül. Son gülen iyi güler. Orada gül işte. Ne zannettin burada bir şey güldü güldü. Ha 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 hi hi hi. Ya yarın ağlarsın, bunlar geçici. Gülmek giderken gülmektir. Şairin dediği gibi. Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. Orada gül yani. Bana dua edin çocuklar diyorum. Garip garip yüzüme bakıyorlar lisede. Anadolu Lisesi'nde ders veriyoruz, konferans veriyoruz. Çocuklardan dua istedik. Kötü mü ettik ya? Ama onlar garip bakıyorlar. Nasıl dua edeceğiz hocam falan filan mırın kırın. Ben de biraz düşünsünler dedim ya. Nasıl dua edileceğini bir düşünsünler. Birkaç dakika öyle geçti. En son bir haylaz parmak kaldırdı. Yaramaz. Tipi bile belli gösteriyor zaten. Yerinde duramıyor çocuk. Bir saat konferans boyunca benim sinirlerimi alt üst etti. Haylaz. Pencere kenarına oturmuş, dışarıyı seyrediyor, bir şeyler. Yanındakini dürtüyor, önündekini saçını çekiyor. Elinde bir tablet var, bir saat var, ikileri onu gösteriyor falan. Tam sinirlik. Elime geçirsem şişireceğim gözünü de. Pedagog arkadaşlar müsaade etmiyor, kalabalıkta çocuk dövme diyorlar.
gizli bir işmiş o. Kalk bakayım ayağa dedim, elime geçti bu çocuk, parmak kaldırdı şimdi. O kadar haylazlığın üstüne bir de cesaret gösteriyor. Bir bahane bulup konuştururken haşlayacağım, hiç olmazsa dilimle döveceğim ya. Anlattın mı? Ne söyleyeceksin? Hocam dedi, dua istiyorsunuz ya dedi. Evet. Herkes düşünüyor değil mi dedi şimdi, nasıl dua edelim diye. Evet. Ben buldum dedi. Şöyle dua edeceğim size. Nasıl dedim? Ya şair Nabi'yi çok sevdiğinizi anladım dedi. Nasıl anladın? Ya ondan bahsederken gözleriniz parlıyor dedi. Seven böyle anlatır dedi sevdiğini. Hocam biz sevgi nedir biliriz dedi ya. Tecrübe konuşuyor bu. Sen başka ne bilirsin dedim. Bir de sevince özler insan dedi. Yanımdayken özlüyorum ben dedi. Artık nerelere laf gidiyorsa. dedim. Sen bu işi uzattın şimdi. Mevzu bu değildi. Hocam altyapı hazırlıyoruz dedi. Neymiş? Madem seviyorsunuz şair Nabi'yi ve madem özlüyorsunuz kendiniz söylediniz. Dua istediğinize göre şöyle dua etsem ne dersiniz? Nasıl? Ya Rabbi hocam sevdiğine bir an önce kavuş. Bana bak dedim mikrop. Öyle dua olmaz. Tespitlerin doğru. Seviyor. Doğru özlüyor. Ama kavuşmanın acelesi yok. Bekleyebilir. Mevzu. Böyle dua edilmez çünkü. Adam hacca gitmiş dostlar. 80'lik ihtiyar. Aşık görmek isteyen onlara baksın. Bir ömür boyu ağlaya sızlaya dua ediyor. Diyor ki, Ya Rabbi Kabe'ye yüz sürmeden şu canımı alma. Aşk budur. Adam ömür boyu dua ediyor. Kabul etti alemlerin Rabbi. Fırsat buldu 80'inde Kabe-i Şerif'in karşısında. Titriyor heyecanından. Kaybetmiş kendini. Tabi duydu hocalardan. Kabe-i Şerif'i ilk defa gördüğünde ettiğin dua geri çevrilmez diye. O anda o aşk ile, o şevk ile şöyle dua ediyor. Ya Rabbi canımı burada al. Tam elini yüzüne götürecekken tamamlıyor duayı. Ama bu sefer değil. Delikanlı uyandı. Teklif biçimsiz. Hocam nasıl dua edeyim dedi. Soru böyle sorulur işte. Madem soruyorsun. Herkesin huzurunda. Söyleyeyim sen de sözünde dur. Dururum dedi. Delikanlıyızdır dedi. Bana şöyle dua et. Ya Rabbi bu hoca ölürken gülsün. Gülerek ölsün. Çok meraklı bu haylaz. Neden hocam dedi. Neden? Son gülen iyi güler evlat. Ondan. Son gülen iyi güler. Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse. Her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. Bu hayat onun için yaşanıyor biliyor musunuz? Tabii biliyorsunuz. O an için yaşanıyor. Çünkü her şey o anda belli oluyor. The End yazarken yani. Filmin sonu ne? Yazı var, kışı var. Zengin oldun, fakir oldun. Çok itibar gördün, itildin, kakıldın. Hepsini yaşamış olabilirsin. Kazandın, kaybettin. Olabilir. Sonunda ne oldu? Giderken durum ne? O yüzden eskilerin şöyle bir kelamı vardır. Cahil cennetten yer beğenirken, arif son nefesten korktu. Akıllı olan son nefesten korkar. Yalvar yakar ömür boyu gözyaşları içinde şu duayı eder. Ya Rabbi son nefesimde beni kurtar. Bana iman nasip et. Bütün mesele o. Bir ömür boyu namaz onun için kılınır.
Bir ömür boyu oruç onun için tutulur. Yoksa senin şu kadarcık miden boş olsa ne, dolu olsa ne? Ne yani? Senin midenin çapı ne ya? Dünyanın güneşe uzaklığını hesap etsen aklın başından çıkar. Ve yıldızlar arası mesafeye göre bu mesafe çocuk oyuncağı. On binlerce yıl, yüz binlerce yıldan bu yana saniyede 300 bin kilometre hızla giden ışığın daha gelmediği yıldızlar var. Şu mesafeyi akıl almaz. Kainat öyle büyük, öyle büyük akıl sır almaz. Bu kadar geniş bir alemde midesi boşmuş. Yapma ya. Ne önemi var bunun? Önemi şurada. İmanı kendine pahalıya mal ediyorsun. İmanını kuvvetlendiriyorsun. Pazarlık gücünü arttırıyorsun. Son an geldiğinde karşına şeytan çıkar, ver imanını der. Sen de dersin ki ne ödeyeceksin? O sana bir şey teklif eder. Mesela bir bardak su. Susuzluk vardır çünkü o anda. Bir şey vaat eder. Aldanma ihtimali var, Allah korusun. Nasıl olursa aldanmazsın. İmanını ver dediğinde şöyle bir cevap verirsen. Teklifini düşünelim. Ancak bedelini ödemen lazım. Neymiş bedeli? İblis sor. 80 yıllık ömrümü dakika dakika ben imanıma yatırım yaptım. Ömrümü geri ver. Teklifini masaya koyalım. Aciz kalır. Zaman karşısında tam bir aciz içindedir. Maçı kaybeder. Onun için kıymetli ibadet. Yoksa kimsenin ihtiyacı yok senin ibadetine. Namaz kıldın. Kaç rekat kıldın da konuşmuşsun. Namaz kılmış. Topraksın sen. Bir avuç toprak. Sana namaz nasip edildiğine şükret sen. Yat kalk da. Evladın 3 gün huysuzluk yapsa selamı sabaha kesersin. Bunca günahına kusuruna rağmen alemlerin Rabbi sana yüz çevirmiyor senden. Kabul ediyor. Her an huzuruna. Günde 5 defa. Aşka bak. Sayın Başkanım davet etse, bir çay ısmarlasa, dese ki filan bey, filan hanımefendi makamına gitsen, sırf sana sevgisinden bir çay ısmarladı. Sonra da uğurladı. Çorum Belediye Başkanı beni adam yerine koyup çağırdı, bana da çay ısmarladı diye 6 ay anlatırsın, herkes de saygıyla dinler. Hakikaten sana saygı duyarlar. Değerlisin ki değer vermiş derler. Allah çağırıyor seni, farkında mısın? Ne zaman fark edeceksin? Ya yeter ya. Yeter ya. Japonlar sabah saat 5'te iş toplantısı yapıyor. Benim memleketimde 10.30'dan önce uykusu açılan yok. Sabah namazında da imam efendi camide tir tir titriyor tek başına. Ya adamı çok yalnız koydunuz. Çocuk zaten ya 20'li yaşlarında gelmiş, imam camide görevde, müezzin. Bir git, bir selam ver, bir hatır sor. Kimsin, nereden geldin? Hemşerim, ben askerliği orada yaptım. Gel bir çay içelim falan. Ancak camide toplanabilirsin. İsmi toplayıcı demek zaten, cami o demek. Çok tenha sabah namazlarında camilerimiz. Hüzün verici derecede tenha. Ayıp. Bak. Vallahi ayıp ya. 1000 seneden beri bu coğrafyada Müslüman Türk olarak yaşıyorsun sen. Senin dışarıdaki etkinin ne olduğunu bilsen var ya, her şeyi bir daha gözden geçirirsin. Bütün dünyada. Senin bir farkın var. Ama aslan uykuda. Aslan fena uyuyor. Yar eli şiiri cıyan demişti şair. Yaralı kükreyen aslan. Bir kendine gel. Bir hatırla. Farkında mısın? Aileye saldırılıyor. Enteresan bir şekilde. Yeni falan zannetmeyin bunu ha. Bu hikaye eskidir.
202 sene önce 1820'de biz Fener Patrikhanesi'nde bir haini ipe çektik. Astık. İkinci Mahmut merhum, elleri gümüşlensin, Allah razı olsun. Haini yakaladı. Büyük hıyanet ama ya. Balkanları kana boyayan bir hıyanet. İçeride de işbirlikçileri vardı. Hepsinin hakkından geldi. İkinci Mahmut o yüzden sevmezler. Çok acayip bir adamdır. Hürmetim vardır Mahmut abime. Ayrıca şairdir de. Kızı da öyle. Adile Sultan var. Abi acayip bir şair. De konumuz o değil şimdi. İkinci Mahmut rahmetli. Bu hain aslı. Hainin adı Patrick Gregorios. Başarılı bir hain. Ölmeden önce bir mektup yazmış. Sonradan çıktı açığa. Mektubu yazdığı adam Rus çarı. İkinci Alexander. Peki İstanbul Fener Patrikhanesi'ndeki Gregorios Rus çarına ne yazar? Ortodoks ikisi de. Böyle bir şeylik var, yakınlık var. Mektubun konusu şu. Kulaklarımıza küpe olsun. Hadi bugünün hatırası olsun. Bunu kaçırmazsak her şeyi yakalayacağız. Biraz dikkat. Vaka yani dikkat istememe hacet yok. Çok dikkatli görüyorum. Mübarek Çorum ahalisini genci ve yaşlısıyla Allah nazardan saklasın. Alkışlayın diye söylemiyorum. Yani alkışlayacaksanız tam alkışlayın. Ortaokul, lise kitaplarında yazılıp ezberletilecek derecede önemli bir mektuptur. Ama gözümüzden kaçıyor. Kaçmasın diye anlatıyorum. Mektupta diyor ki Gregorios, Rus çarına. O asır içerisinde 6 defa Ruslarla harp etmişiz. Sıkıntı var. Pek bilmeyiz, 6'sında da mağlubuz. Yani tarihi dürüst ve namuslu okumak lazım. Rus ile harp etmenin en güzel metodunu Abdülhamit merhum yaptı. Harp etmezdi, kaybetmezdi. Harp etmemek bazen en büyük zaferdir. İşte onu indirenler bu inceliği kavrayamadılar. İndirdiler tüm bismillah diye girdiler Cihan Harbi'ne. 4-5 senede hiçbir şey kalmadı. Koca imparatorluk darmadağın oldu. Macera, heyecan. Niyet iyi olabilir ama öyle olmuyor. Akıl ver akıl. Cihan Harbi'ne asla girmeyecekti. Abdülhamit merhumun planı oydu. Sonuna kadar bekleyecekti. Onlar birbirine girdi, yaptı, kalktı, galip, mağlup da her taraf darmadağın. Zinde Osmanlı hakem. Gelin bakayım buraya. Aranızı bulayım. Çok güzel pozisyondu. Maalesef mevsim kara kıştı. O deha çaresiz kaldı ve biz o günden bugüne bir hüznü yaşıyoruz. Ümidim şu, hiçbir fetret 100 yılı geçmez. 1909-2008-9. 100 yıl geçti, acayip bazı gelişmeler oldu. Daha da oluyor, olacak. Rus çarına diyor ki Patrik, boşuna harp etmeyin. Mermi yakmaya lüzum yok. Çünkü Türkleri öldürmekle korkutamazsın. Bunlar acayip insanlar. Ölmezse üzülüyor. Seni yaşamayı sevdiğinden çok ölmeyi seviyor. Bir kere Türk'ü öldürmekle ne korkutabilirsin ne bitirebilirsin. Daha kötüsü savaştıkça kendilerine gelirler. Şuurları uyanır, sizler için tehlikeli olur. İşin kolayı şu. Savaşları durdurun. 3 noktada ilerleyin. 1. Hepsi de software problemi. 1. Dinde tam orta yoldadırlar. Saptırın. 2. Devlet anlayışları şaşılacak derecede samimi içtendir. Şöyle söyler sıradan bir Osmanlı vatandaşı. Köyde, şehirde rastgele konuşurken lafa bak. Padişahın iki dudağı arasında 7 evliyanın kerameti var. Der.
Neticesi ne olur bunun? Bir işaret etmeye görsün. Bütün millet ayağa kalkar. Buna müdahale edin. Yani dinini değiştirin. Bir, devletini değiştirin. İki, bugünün konusuysa bunlar değil. Üçüncü maddeyi söyleyeceğim size. Bunlardan tehlikeli bir şey var mı? Var. Ailesini yıkmadan Türk'e zarar veremezsin. Ne yapın edin? Aileyi bitirin dedi. Türkler de aileyi bitirmedikçe sonuç alamazsınız dedi. 200 küsur yıl oldu. Hangi noktadayız? Bir akraba, evli, hanımefendi, misafirim oldu. Benim akrabam olsaydı idare ederiz bir şekilde de, hanımın akrabası. O bakımdan VIP. Durum son derece ciddi. Alarmdayız ya, ne diyorsun? Bütün beylere tavsiye ederim. Hanım akrabası misafir geldiyse ayağa kalkacaksın abiciğim. Kemali ciddiyetle yapacaksın hizmetini. Ruh ve beden sağlığı açısından son derece önemlidir. Biz de öyle yaptık. Fakat böyle bir iki gün gece geçtikten sonra ben işkillenmeye başladım. Niye geldi şimdi bu hanım kızımız? Çocuğu var 2 yaşında. Yaşı 30'un altında. Dilinin altında bir bakla var. Belli. Biraz kendini rahat hissedince ufak ufak açığa çıkmaya başladı. Ev hizmetlerinden sıkılmış. Onur kırıcı buluyormuş o işleri. Tabii çay yapıyor ya. Bir de bardaklara koyup getiriyor. Üf, hakikaten insanlık onuruna aykırı. Bir de kek koyacaksın yanına. Koymasan laf olur. Sonra bulaşık yıkayacaksın. Hakikaten incitici. Gurur kırıcı. Tabii. Ben de verdim gazı. Bindi de olmuş. Tabii dedim kızım ya. Çay gibi vermek ne demek ya? Şerefsiz kendisi gitsin. Çay gibi gitsin. Dolmuş da. Anladım. Ağzındaki bakla çıktı. Kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Kocasına minnet etmeyecek yani. Kendi ayaklarının üzerinde duracak. Ben bu lafı çok duyar olduğum son zamanlarda sizi bilmem. Ha? Ayaklarımın üstünde durmak istiyorum dedi. Kızım dedim. Ablan kafa üstü mü duruyor? Yani sen ayaklarının üstünde duracaksın da. Bizim hanım sence kafa üstü mü duruyor? Dedim. Anlamadı. Çünkü o fena esmiş rüzgar artık o. Seni beni anlayacak halde değil. Ben yine de söyledim ama. Sen nerede durursan dur da dedim. Bak bu ablan 41 senedir başımın üstünde duruyor. Başımın üstünde. İlkokul mezunu hanım. Benim hanım. Allah'tan. Yani dua almışız. Ya ben 41 yıldır evliyim arkadaş. Tecrübeyi yaşadık yani. Bütün hataları ben yaptım. Düzeltmeleri o yaptı. Okuyan benim. Çok da böyle çevrem var benim, değil mi? Ünlüyüm ben. Ama hataları ben yapıyorum. 41 sene buna şahit. Anamın okuma yazması da yok. Beni yetiştirdi. Ben o iki kadının eseriyim. Birinin okuma yazması yok. Bir ilkokul mezunu. 61 yaşındayım. 20 sene anamın eline baktım. O yetiştirdi baktı bana. Sonra gelinine emanet etti. 41 senedir de o bakıyor. Cennete gideceğiz hanım dedim. Haber mi aldın dedi. 41 senedir bana sabrediyorsun. Ben sana şükrediyorum. Sabreden ve şükreden cennete gider. Onun için dedim. Fakat konumuz bu da değil. Kızımız ayaklarının üzerinde duracak.
Nasıl yapacak bunu? Hostes olacakmış. Hostes olunca ayaklarının üzerinde duruyor tabii. Ev hanımı olunca kafa üstü durmuş oluyor. Oldu. Hostes oldu. Çırpındı, çare aradı, bilmem ne oldu, oldu. Geçen gün havaalanında gördüm. Nasıl kızım benim, ayaklarının üstünde misin? Sorma enişte dedi ama belli dertli bir şey var. Hayırdır dedim, çok istiyordum. 5 kişiye çay vermeye itiraz ettik. Bugün 500 kişiye çay veriyorum her gün. Dahasını söyleyeyim mi sana dedim. Çocuğu anaokuluna verdin ya, mecburen. Büyüdüğünde seni huzur evine yatıracak. Sen o zaman öleceksin, ayakların üstünde durmak nedir? Bu çocuğun ne suçu vardı? Okuldan çıkıyor anaokuluna. Anne meşgul. Kazandın mı yani şimdi? Ya da kaybettiğine değdi mi kazandığı? Annelikten daha önemli bir iş gördün mü sen hayatında? Ben görmedim. Daha zor bir iş görmedim ben. Sahi ben göremiyor muyum? Girip çıkmadığım toplum kesimi kalmadı. Yurdun içi dışı. Cemiyetin orası burası her yer. Ve şunu gördüm. Annelikten daha zor, daha önemli, daha büyük bir iş yok. 24 saat tam mesai çalışan ikinci bir kişi yok anneden başka. Bütün ömrünü buna harcıyor, şikayet de etmiyor. Rahatsız değil. Mutlu bilakis. İşte bozulan kimya bu. Buraya müdahale var. Can özüne mermi sıkılıyor, uyan diye söylüyorum. Hocam sen çalışmaya karşı mısın? Hayır efendim, ben çalışmaya karşı falan değilim. Ben sana diyorum ki çocukları bir düşün. Babası baksın. Saçmalama. Saçmalama. Evlat annenin eseridir. Beşiği sallayan dünyayı sallar. Her evlat annesinin eseridir. Baba problem olmasın yeter. Abi sen de erkekleri hepten gömdün ya. Hiç mi önemi yok baba? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? İlan ediyorum. Evladına fayda sağlamak isteyen baba ne yapsın? En önemli işine anasına iyi davransın. Hanımını üzen yandı. Benden duymuş olmayın. Yandı yandı. O iş öyle değil yani. Hanımını üzen yandı. Ne yap et, onu moralli yüksek tut. İşin bu. Babalık böyle bir şey. Ağlaman gerekiyorsa sen gizli ağla. Çaktırma. Babalar ağlamaz. O şu demektir yani, babalar gizli ağlar. Çaktırmadan ağlar. Babalar açıktan ağlamaya başladığında eyvah her şey bitmiştir. Vatan gidince baba açıktan ağlar. Her şey elden gidince baba açıktan ağlar. O an gelene kadar kaya gibi durmak, öyle görünmek, titrememek zorundadır. Anne şefkatin diğer adıdır. Rahmeti ilahinin insanda görünüş biçimidir. Ben oradaki zayıflamadan dolayı korkuyorum, ilahi rahmet mi çekiliyor üzerimizden diye. Korkunç bir şey bu. Böyle bir şeydir ki benzersiz. Hiç kimsenin yapmayacağı fedakarlığı o yapar. Sabaha kadar başında oturur. Hiç uykusu bile gelmez, sen hastaysan, rahatsızsan, bilmem neyse. Annelik böyle bir şey. Ve oradan görüyoruz. Rahmet-i ilahi nedir? Hissediyoruz. Öğretmen arkadaşlarla konuşursanız size anlatacaklardır. Dersten çıktıktan sonra annesinin kucağına atılabilen çocuklar var.
Hatırlamayan çocuklar var. Aradaki farkı söylesin. Sorun öğretmen arkadaşlar, anlatsınlar. Telafisi olmayan bir şeydir bu. Benzeri yoktur. Ve bugün tam da onun üzerinde tepinilmektedir yani. Ben doğduğumda iki cins vardı, erkek kadın. 60 yaşına geldik. 15'i buldu cins. Her gün artıyor. Sen neyle oynadığının farkında mısın? Ateşle oynuyorsun vallahi bak yani. Allah insanı böyle yarattı. Kadınlar, erkekler. Fıtratla oynuyor. İlahi hikmete dil uzatıyor. Bir küstahlık var ki sormayın yani. Çok biliyor bunlar. Çok biliyor bunlar. Hadi oradan diyeceksin. Hadi. Saygısız. Kadın kadınlığını, erkek erkekliğini bildiği zaman nasıl bilir? Bu medeniyet çok özet, çok net, pırıl pırıl derslerini verir. Bin yıllık macera bu, şaka değil. Anadolu'da bin seneden beri duruyoruz. Özeti şudur. Kadın utanır, erkek kıskanır. Hem nasıl kıskanır biliyor musun? Bir Türk büyüğünün sözleriyle ifade edeyim. Kıskanmak aşkın kanununda var. Gerçek seven kalbi bu duygu sarar. Henüz 3 yaşında bir kardeşim var. Seni ondan bile kıskanıyorum. Daha usturuplu bir şairden söyleyelim. Bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü. Alnımdan öz kardeşin öpse ben irkilirim. Değil yalnız ardına kimlerin düştüğünü, kimlerin rüyasına girdiğini bilirim. Ne diyor Anadolu türküsünde? Ha benim bahtı yarim, bilmem ne işte tahtı yarim, ikinci mısran önemi yok, kafiye tutsun diye söyleniyor. Yüzünde göz izi var, sana kim baktı yarim? Bunu söyleten bir medeniyetten bahsediyorum. Yüzünde göz izi var, sana kim baktı yarim? İnsanlıktan bahsediyorum yani. Gelip batıdan, Amerika'dan, Avrupa'dan bize sevgiyi, aileyi falan anlatan, öğretenler var. Var ya, sinir oluyor. Neden? Yani şunu diyesin var. Orada bulunup, parmak kaldırıp, beyefendi siz nereden geldiniz? Belçika'dan. Ha, sevgiyi anlatacaksınız bize, öyle mi? Belçika'dan. Ne var? Daha 150 yıl önce, çok da değil yani, 150 yıl önce yaptığınız sömürgenin hikayesini anlatsam sokağa çıkamazsınız. Sömürgeci, sen nasıl bir medeniyetten geldiğini unuttun mu ya? Anadolu insanına sevgiyi anlatmak senin haddine mi düşmüş? Otur oturduğun yerde. Hadsiz. Kafeslerde çocuk satılıyordu daha 1980'lere kadar İsviçre'de. Hangi çocuklar? Yetim, anasız babasız kalmış falan. Satılıyor. Bu medeniyet kalkmış, bugün sana bana ahlak dersi veriyorsa sen bir şey yanlış yapıyorsun demektir. Bir oturup düşünmen lazım. Bu olmaz. Olmaz. Teklifimdir. Bütün liselerde iki ders. Bir, sömürgecilik tarihi. İki, zorunlu dün dersleri. Dün. Dünü unutuyoruz ya. Ne çekiyorsa bundan çekiyoruz. Eyle güne karşı ya. Sömürge namına medeniyet tarihimizde, kültür tarihimizde, Anadolu'daki Türk İslam tarihimizde bir tane sayfa bulmak mümkün değil. Böyle bir şey yok. En canlı örneği karşınızda. Benim 6. dedem 1850'de Ortaca'dan hacca giden bir amcanın dönüşünde Medine pazarında satın alıp getirdiği bir siyahi köledir.
Sudanlıdır dedem. Köle köle. O zamanlar getiriliyor, adet bu. Hacı gidince bir köleyle geliyor. Üç maksat var. Bir, yanındaki köleden anlaşılıyor ki gerçekten hacca gitmiş. Turist değil bu adam. İki, çalışacak. Çiftliklerde çalışacak. Ortada arazi. Senede üç defa ürün çıkıyor tarladan. E çalışacak da kimse yok. Sudanlılar mütevazı. Afrika'nın tamamı öyle zaten. Tanıdığım her Afrikalıyı sevdim ben. Siyah inci. En güzel gülen çocuklar Somali'de yaşıyor biliyor musunuz? Simsiyah çocuklar. Bembeyaz dişler. Ve öyle tebessüm görmedim. Aç. Gülüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Avrupa sinirleniyor buna. Sen nasıl gülersin diyor. Sıkıyor bombayı. Medeniyeti ben temsil ediyorum diyor. Para bende diyor. Bana rağmen nasıl gülersin diyor. Canı sıkılıyor. Al sana bomba diyor. Üçüncü amaç. Köle azat etme sevabını kazanacak hacı amca. Dedem öyle bir köle. Peki eziyet mi gördü köle? Haşa tövbe de. Vallahi Allah çarpar adamı. Bizde köle eziyet görmez. Evlat gibi muamele görür. Ağa yediğinden yedirir, giydiğinden giydirir. Azat etmek daha ekonomik hale gelir. Kölenin kendisi de azat edilmeyi hiç istemez. Orada rahatı iyidir çünkü. Evi vardır, damı vardır. Huzur içinde, işkencesi rahat. İtibar görmektedir. Bir de bizimkilerin bakış açısı şu. Anadolu Müslümanları. Siyah ya. Gariban ya. Diyor ki ya neme lazım diyor şimdi diyor. Eshab-ı kiramda diyor vardı diyor. Hilal-i Habeşi, Süheyl-i Rumi. Onlardan birinin torunu olur. Şimdi başımızı belaya sokmayalım. Gittiğimiz zaman yüzümüz olsun diyor. Onu hoş tutuyor. Eziyet nerede ya? Müslüman bir kere yani. Onu bağrına basıyor. Aynı dönemde, aynı yerden Avrupa'ya ve Amerika'ya gidenlerin hikayesini ne ben söyleyeyim ne siz sorun. Yaşı 50'yi geçmiş olanlar TRT'deki o diziyi hatırlayacaklardır. Kökler, The Roots, Alex Haley. Tam da dedemin hikayesidir işte. Oraya gidenlerin yani. Medeniyetlerin arasındaki fark bu. Onlar Afrika'nın tamamını, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını, her şeyini, insanını kendilerine helal bilmişler, sömürgeyi dibine kadar götürmüşler, çölleştirdiler. Günde 15 kilogram kavucuk getireceksin diyor Kongolu ahaliye Belçika. 1890. Daha dün yani. Getiremezse akşamüstü öldürülüyor. Sonra araya girenler oluyor. İnsan hakkıydı falan filan diyorlar. İtiraz geliyor. İnsan dedikse Afrika'yı kastetmedik. Biz insandan bahsediyoruz. Bunlar insan mı? Diyenler oluyor. Hristiyan alemi içinde bazıları yok yok onlar da siyah da olsa insan diyor falan. Ve merhamete geliyorlar. Öldürmekten vazgeçip kollarını kesmekle yetiniyorlar. Akşamüstü belirtilen miktarda kavucuk getiremeyen Kongolunun iki kolu kesiliyor. Merhametli çünkü Avrupa öldürmüyor. Getirilen kavucuk oranın, insan oranın gelmiş böyle yapıyor. Ve şimdi bu ahlak düzeni içerisinde, bu gelenek içerisinde oluşmuş bir medeniyet geçmiş karşıma bana aile nedir anlatıyor. Sevgiyi, muhabbeti, cinsiyet anlatıyor. Otur oturduğun yerde. Ben Muhammed Aleyhisselam ümmeti, Türk milleti, tanıştırayım kendimi. Ha? Bana ahkam kesemezsin. İlminizi dahi bize borçlu olduğunuzu itiraf et. Delikanlıysan. Yiğitçe itiraf et. Bugün Avrupa'nın entelektüel sermayesinin en az %30'u Endülüs İslam medeniyetinin, %30'u da Nizamiye medreselerinin, Selçuklu devleti tarafından kurulan, İmam-ı Gazali'nin yönetip yürüttüğü Nizamiye medreselerinin eseridir. Kalanını biz üzerinde kemküm ettik, çalıştık diye delikanlı gibi itiraf et, seni insan yerine koyayım. Yapamıyorsun değil mi? Şartlar bu olduğu halde buradan akıl almamızı lütfen bir daha dikkatinize sunmak istiyorum.
Ve ben onlardan sessiz bir cevap alıyorum devamlı. Diyorlar, sen kendi medeniyet birikiminle övünüyorsun tamam da, kitaplarınızı okuyabiliyor musun? Kütüphaneleriniz ağzına kadar dolu. Kaç senedir giren çıkan yok. Türkçe kitaplar kütüphanede, okuyamayan Türkler dışarıda. Yalan mı? Sen neyle hava atıyorsun bana diyecek, cevap veremeyeceğim. Boynum bükülecek. Son söylediğim hususu yerinde görmek isterseniz, İstanbul'a bir yolunuz düştüğü takdirde Millet Kütüphanesi'ne gidin, bir çay için. Ve şöyle bir düşünün. 35 bin cilt kitap var içeride. Paha biçilmez nadide eserler. Yarısı basma, yarısı yazma. Türkçe eserler. 35 bin cilt Türkçe eser. Ve bunları okuyamayan, okumuş Türkler dışarıda. Garip bir durumdur. Hazin bir durumdur. Kütüphaneyi kuran adamın öleli 98 yıl oldu. Ali Emir Efendi, Diyarbakırlı. Benim adamımdır. Daha önce söylediğimi bilmiyorum. Yeraltı dünyasında benim çok adamım var. Ali Emir'i bunlardan biri. Hevesle Avrupa'ya doğru kendini yetiştirmek için gidenler oldu. Tanzimat sonrası bizde okumuşlar. Soruyorsun işte kendini geliştirmek için falan gidiyor. Diyarbakır'dan diyor ki onlara, adam olmak için gitmeyin Avrupa'ya, boşuna zahmet etmeyin oğlum, Diyarbakır'a gelin, adam burada olunur. Demiş, kimseye söz dinletemedi. 1924'te vefat etti. 11 bin cilt kitap topladı adam bir ömrü boyunca. Ya acayip bir şey ya. Hani böyle bir konferansla detaylarıyla anlatmaya uygun olmuyor. O yüzden ayrıntıya girmeyeceğim ama neler yetiştirdik biz, neler. Demin bir konuyu geride bıraktım. Oraya dönüp iki cümle sarf edip artık sözü bağlayalım. Çok güzel sabrettiniz maşallah. Bıraktığım yer şuydu. Madem cennetlisin, Adem Aleyhisselam'dan dolayı, ana vatan orası. Muhammed Aleyhisselam ümmeti olduğun için de tabii cennetlisin. Dünyada ne işin var? Burada niye bulunuyorsun yani? Mesele bu ve şunu çok güzel görmek, anlamak da fayda var. Bulunuyorum çünkü Muğla'lı bir şairin beytiyle izah edeceğim. Şahidi derdü beladır, şahidi aşku vela, setti dava etmeye burhane gelmişler deniz. Muğla'lı şahidi, türbesi var orada. 1550 vefatı, okuduğum beyitte diyor ki, ruhlar meclisinde Allahu Azimüşşan bize sordu, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye. Biz de cevap verdik, bela, evet, kalu bela. Çocukken size de yaparlar mıydı? Ne zamandan beri Müslümansın? Biz temküm ederdik, kalu beladan beri, aferin, lokum. Ne olduğunu bilmezdik ama bunu ezberlemek adettendi. Çok güzel bir memleketti o Türkiye. Bu da güzel ama o başka. Mevcudun şimdikinin üçte biri nüfus var. Para yok, pul yok. Mutluyuz ya. İnsan özlüyor bazen böyle, biliyor musun? Çok başarılı olduğum zaman anamın beni ödüllendirme biçimi. Hayret edersiniz. Bana ödül verecek anam şimdi. Ben çok iyi iş yapmışım. Okulda birinci olmuşum mesela. Şerit takmışlar böyle pırıl pırıl. Şerit, beşinci şerit general gibi olmuşum. Tabii hep ben birinci oluyorum zaten. O yüzden ödüllendirilmem lazım. Ödül ne? Ağır misafir geldiği zaman açılan bir misafir odası var. Her zaman kapalı. Kilitli. Misafir odası öyle zırt pırt girilmez. Orada kesme şeker var. Çay şeker iki türlü olur. Toz şeker, kesme şeker. Kesme şeker evde kullanılmaz.
Ağır misafir. Her misafire de değil. Ağır misafire çıkar. Bir dolap var, oradaki bardaklar ancak ağır misafir gelince ortaya çıkar. O odadan 3 tane kesme şeker alıp çeyrek ekmeğin içine koyuyor anam, bana veriyor ve ben ödüllendirilmiş oluyorum. Çok da mutlu oluyor. Bugün pahalı çikolatalarla torunu mutlu edemiyoruz. İğrenç diyor. Hayır, çikolataya iğrenç dediği bir şey değil. İncir verdim ona, iğrençleri çok gücendim. Aydın incirine iğrenç diyor ya çocuk. Kemiklerini kıracağım ya. Aydın incirine insan bir kere saygılı davranır. Bilir misiniz bardacık inciri Aydın'ın? Aydın öyle bir memlekettir ki dağlarından yağ akar, ovalarından bal derler. Dağda zeytin, ovada incir. Yalnız bunun konumuzla hiçbir ilgisi yok. Sadece saçmalıyorum yani. Ne zamandan beri Müslümansın? Galu beladan beri. O ne demek? Rabbim sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Elestü bir Rabbiküm. Galu bela. Evet dedi. Oradan yola çıktık, cennete doğru gidiyoruz. Yani çıkış yeri belli. Varış yeri de belli. Ama bela imtihanından geçmeden adam olunmuyormuş. Bela denen şey de dünyada bulunuyormuş. O yüzden dünyaya şöyle bir uğradık. Ne arıyorsun? Belamı arıyorum. Evet, belamı arıyorum. İki manası vardır belanın. Birinci manası bildiğin gibi yani. Başı belaya girmek derken bela ne anlama geliyorsa o bela. İkinci manası evet. Evet demektir bela. Biz o soruya evet dedik. Bak unutma, Allah'a dedin ki ya Rabbi sen benim Rabbimsin. E sözünde dur artık, geldin dünyada artistlik yapma ya. Allah'a söz ver, dünyaya gelince bin türlü yamuk. E olmadı şimdi ya. Ne oldu, seni ne bozdu? Niye sözünde durmuyorsun? Ahdi bozma, delikanlı ol. Sülük erbabı süratle geçer aşkı mecaziden. Cihanda kimse menzil ittihaz etmez pül üstünde. Bir daha ağır beyt okuyup sizi yormayacağım ama bu son. Çelebizade Asım. Şeyhülislam'dı bu adam. Dedim ya, yeraltı dünyasında. Onlardan biri. Adam, Şeyhülislam ne demek olduğunu söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın yani. Osmanlı protokolünde 3 numara. Kırmızı plaka. Üstünde 2 adam var. Sadrazam ondan yukarıda, padişah ondan yukarıda. O kadar. Bürokrat yani. Sadece bir din adam olduğu sanılmasın. Dini görevleri var ama çok yönlü bir görevdir yani Şeyhülislam. 3 numara. Ve bu adam şair. Deminki beyti söylemiş. Sülük erbabı süratle geçer aşkı mecaziden. Cihanda kimse menzil ittihaz etmez pül üstünde. Anlamışım. Mukaddes yolun yolcuları giderlerken bazı güzelliklere belki takılabilirler. Yani hacca giderken menekşe bahçesi görmüşsün. Takılabilir insan yani. Park var, oturur bir çay içersin belki. Laleleri gördün, o ne güzelmiş falan der insan hacca giderken. Ama orada kalmaz. Süratle geçer mecazi aşktan. Çünkü o Kabe'ye gidiyor. Sen de dünya hayatında bazı güzellikler ilgini çekse de harama tevessül etme, takılıp kalma, süratle geç. Helale de çok takılma yani. Harama zaten bulaşma. Helale de gönül kaptırma yani. Usul miktarınca yani yeteri kadar. Abi mal kıymetli. Kıymetli de canım, yığma canım ya, o kadar değil yani. Abartma yani. Kalbini çok bağlarsan kopmak zor olur. Verdiği örnek köprü gibidir yani dünya. Köprü. Köprüden geçilir, üstüne ev yapılmaz.
Şimdi sen Boğaz Köprüsü'nün üzerine bir kulübe yapsan. Mütevazı bir kulübe. 3'e 3. Tabureyi atsan, çayı demlesen. Bir de sigara yaktın. Bakıyorsun Boğaz'a, keyif yerinde. Geldi polis. Apar topar seni oradan çıkarıyor. Sen de desen ki, yedik mi ya? Manzara güzel, şurada bir oturduk falan ya. Sana ne der adam? Oğlum, buranın geçmesi güzel, kalması değil. Kalanın canına vururlar. Evet, dünya denen köprü güzeldir ama geçmesi güzel, kalması değil. Vefasızdır, yalancıdır. Dünya kelimesinin lügattaki anlamı bile şerefsiz, alçak falan demek ya, namussuz, dönek. Dünya o demek yani. Dünyadan alacağın şey şu, yani kıymetsiz, kötü, iğrenç, tiksinç, beş para etmez, tamam. Gönül verilmez, onu seven onun gibi olur. Tamam ama sonsuz saadeti kazanmak için de tek imkan. Başka fırsat yok. Yani bütün bu olumsuzluklarına ve çirkinliklerine rağmen onlardan haberdar olarak işine bakman gerekiyor burada. Kar etmek için başka fırsatın yok. Bir bu tarafı var. Bir de şunu görmekte fayda var. Hiç övülmeyen dünyada Allah ne güzellikler yarattı. Allah için şöyle bir bakın ya. Çiçeklere bir bak. Boğaza bir bak. Yani insanın aklını başından alır ya. Bu kadar güzellik. Bu kadar sarı yerden bir boğazı seyredersin ablacığım. Var ya. Of dersin ya, of dersin. En çok şaştığım şeylerden biridir. İstanbul'da oturuyor, gezmeye gidiyorum, dinlenmeye diyor adam. Abi İstanbul'daki insan nereye giderdi? Ya daha ne bulacaksın yani? Derim ben de, kimse dinlemez tabii. Güzellik bambaşka. Peki bunu niye söylüyorum? Övülmeyen dünyada bu kadar güzellik yaratan Allah, her övdüğü ahirette neler yarattı, var tahayyül et. İnsan çıldırır ya. Hiç kıymet vermediği dünyada bunu yarattıysa. Cennet için ne diyor? Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, akılların almayacağı güzellikler yarattım sizin için diyor. Ve şimdi sen bunlar senin için yaratılmışken ona buna mı tevessül ettin? Ha? Çöpe mi aldandın? İşlediğin kabahatin büyüklüğünü anlasan aklını kaybedersin. Büyük hadsizlik. Büyük hadsizlik. Saygısızlık olur yani. Gücendirirsin. Esir. Basit bir şiir okuyacağız artık. Ağır okumayacağız demiştik. Sözü bağlıyorum. Bitiyor yani. Şöyle bir iki saat içinde şey yaparız. Toparlarız. Allahümme salli ala Muhammed. Alvarlı Efe'nin muhteşem kıtası aklıma gelmedi. Biraz yorgunluk var herhalde. Yaşlılık da olsa gerek. Aklınızda bulunsun ama. Bir şeyi nasıl hatırlar insan? İşin kolayı ne? Evvela vaktiyle namusunu da ezberleyeceksin. Sonra unuttuğunda salavat okuyunca geri gelir Allah'ın izniyle. Bak geldi, salavat okudum ya. Allahümme salli ala Muhammed. Hazer kıl kırma kalbin kimsenin canını incitme. Esiri gurbeti nalan olan insanı incitme. Tarık-ı aşkda biçareyi hicranı incitme. Günahkar olma fahri alemi zişanı incitme. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma fahri alemi zişanı incitme. Sabır kıl her belaya hane-i rahmanı incitme. Çok şükür. Bilenler baş salladı. Yakaladın çok şükür dediler. Neden okudum? Neden okudurup dururken değil. Diyor ki bak, sabır kıl her belaya hane-i rahmanı incitme. Belaya sabretmezsen olan işe bak şimdi.
Gönderen Allah. Ve sen gelen hediyeye artistlik yapıyorsun. İşe bak. Beğenmedim ben bunu falan filan falan. Gönderen Allah. Yani bu ne yapar adamı? Hane-i Rahman incinir diyor. Hane-i Rahman kalp demek. Kalp Allah evi. Hazreti Ömer'in tarifine bak. Kabe-i Muazzama'ya bakıyor. Vallahi çok büyüksün diyor. Ama diyor Allah'a yemin ederim ki herhangi bir müminin kalbi senden üstündür. Müminin kalbi Kabe'den üstün. Ve sen bunu incitiyorsun, yıpratıyorsun. Ne yaparak? Allah'tan geleni beğenmeyerek. Hani sen demiştin hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Ufacık bir şey dokundu sana, hemen bağırmaya mı başladın? Olur yani. Öbür mısrada da günahkar olma fahri alemi zişanı incitme. Çok ilginç. Günahkar olursan Resulullah'ı incitmiş olursun diyor. Nasıl yani? İlginç değil mi? Benim günahımdan o niye inciniyor? Evladın kabahatinin babayı üzmesi gibi. La teşbih. O sana diyor ki mahşerde, oldu mu şimdi böyle geldim. Beni utandırdın diyor. Resulullah diyor bunu. Kaçacak delik ararsın valla. Yer yere kolsa girmek istersin. Yani ettiğin hatanın uzantılarına bak diyor. Baban üzülür ya sen hani bir yanlış bir yerde suçlu vaziyette yakalansan. Baban üzülür ya onun gibi. Ondan daha kuvvetli, babandan daha şefkatli o. Oldu mu diyor sana şimdi, yakıştı mı diyor. Hane-i Rahman'ı incitme, fahri alemi zişanı incitme diyerek sözünü tamamlamış Alvarlı Efe merhum. Şiirimizin zirvesi naattır. Şöyle söyleyeyim yani, Cemil Meriç merhumun ifadesi, sözün ufku şiirdir. Şiirin ufku naattır. Naat nedir? Resulullah için yazılan şiir. Yani şair milleti. Yazar yazar da Resulullah'tan bahseden şiir yazmaya başladığı zaman kendini de aşar. Acayip bir şey olur ya. İnsanı şaşırtır. Bir örnek veya iki örnekle kapatalım. Nazilli'li bir şair. Halveti, Ali Galip Vasfi. Azabı duzahı çekmez sana ümmet olan Adem, feterda sana haktan bir atadır ya Resulallah. Ne dedi? Günah da işlese cehenneme girmez sana ümmet olan, ümit ederim ya Resulallah. Neden? Çünkü sana öyle bir kredi açıldı ki, yani tabir mazur görürsün. Ayet-i kerimeyle Hak Teala buyuruyor Efendimiz'e. Feterda ve lesevfe yu'tike rabbüke feterda. Duha suresi 5. ayet. Ne demek? Şu demekmiş. Alimler anlatıyorlar, biz de haberdar oluyoruz. Sana öyle çok vereceğim ki mahşerde sen yeter ya Rabbi, razı oldum diyeceksin. Sınıra bak. O yeter diyecek. Efendimiz o anda buyurdular ki, Cebrail aleyhisselama döndü. Bu ayet gelince çok büyük bir sevinç, Allahu Ekber dedi. Şahit ol ey Cebrail kardeşim. Ben yeter diyene kadar verilecek ya. Bak ayet geldi. Ben ne zaman yeter derim? Ümmetimden bir tek kişinin cehennemde kalmasına razı olmam buyurdular. Bir tek kişinin kalmasına rıza vermem dedi. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir şeydir Allah aşkına ya? Sen neye kavuştun ya? Farkına bak. Onu o yüzden işte Arif olan son nefesten korkuyor. Çünkü son nefesi geçince bunlar başlıyor. Feterda başlıyor mesela. Çok günahkarsın. Olabilir. Olabilir.
Küfür de olma da. Küfür başka, onun karşılığı ebedi. Sonsuz azap. Günah, yaramaz çocuk gibi. Yaramaz çocuk nasıl affedilir? Ya kendisi özür diler. Özür dileyince baba, anne, oho, buzlar erir, eskisinden daha çok sever. Ya da özür dilemeyi unutur veya ihmal eder veya yeterli özür dilemez. Birisi araya girer. Bu çocuğu bana bağışla der. Hocasıdır, seven biridir falan. Babası, sen bu çocuğu bağışla der. Ona da şefaat diyoruz işte. Katarda mevzu. Bunu dikkate alıyor. Ya acayip bir şey ya. Kendimiz farkında değiliz Allah aşkına. Edebiyatımızı bilmiyoruz. Şairlerimizden bahsediyor. Haberimiz yok. Ondan sonra moral bozuntusu çekiyoruz bir de ele güne karşı ya. Stres denen şeyin asla yaşayamayacağı bir cemiyet varsa Türkiye'dir ya. Hayatı olmaz stresin Türkiye'de. Mevzuu olmaz. Ne stresi ya? Namaz bulunan toplumda psikolojiye ihtiyaç yoktur. Zekat toplumunda da sosyolojiye gerek yoktur. Her mesele bu ikisiyle çözülür. Varsa mesele, bu ikisinde arıza var demektir. Namazda neler olduğunu sana anlatan oldu mu? Oldu tabii. Hocalık bana mı kaldı yani ahir zamanda? Bugün de hocalığım tuttu başkanım, bağışlayın ya. Bak hocalığım tuttu. İleriye götürmeyeceğim de küçük bir misal vereyim ya. Namaza girdin. Önceden var ya hani dışında altı farz, içinde altı farz. Hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit, niyet, tamam. Niyet de ettin. Allahu Ekber dedim, girdin. İftitah tekbiri ilk farz. Sonrası içeride. İlk kelime ne? Ne diyorsun? Sübhaneke. Ha. O ne? İyi de abi, ben Arapça bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum da. Yarım kulak duyduğum şeyler var böyle. Böyle parça parça. Ke var ya, ke. İngilizce'deki you gibi. Sen demek. Farsça'daki tu gibi. Sen demek. Yani sen ilk kelimeyle Sübhaneke diyorsun. Birisine diyorsun ki sen Sübhansın. Kim o Allah? Allah'a bir şey diyorsun. Bütün noksanlıklardan münezzehsin ya Rabbi. Sübhaneke Allahümme. Sen diyorsun. Şimdi insaf, insaf. Eğer sana cevap verilmeyecek olsa bu söz sana söyletilmez. Allah ile sohbettesin. Kavuştuğun şeye dikkat et. Değerini bil. Allah ile sohbettesin. Peki bunu kazanmak için ben ne yaptım? Vallahi pek de bir şey yapmadın aslında. E bu arada bir hani bayram hediyesi gibi. Günde beş defa. Hiç de öyle değil ya. E günahım var, kusurum var. Olsun. Seni kabahatinle baban kabul etmez ama huzur-u ilahiye çıkabilirsin. Her şeyinle. Her halinle. Allah. Allah ile dostluk, Allah ile sohbetten bahsediyorum. Bitti. Biterken var bir ke daha var orada. Esselamu aleyke. Birine selam veriyorsun şimdi. İki mi o? Sen dedin. Eyyühen nebiyyü. Ya ey Resul, ey Nebi. Efendimiz'e selam veriyorsun. E şimdi 5 yaşındaki çocuğa sorsan bilir. Birine selam vermek namazı bozar arkadaş. İstisna bu. Ona selam vermekle bozulmadığı gibi emredildi. Unutsan bir daha kılman gerekiyor. Peki sorumuzu soralım artık. Alınmayacak selam sana verdirilir mi? Sen deli misin? Resulullah'la selamlaşıyorsun, farkında mısın? Neye kavuştuğunu ne zaman anlayacaksın? Cemil Meriç dedi deminki sözü. Namaz bulunan toplumda psikolojiye gerek yoktur. Zekat bulunan toplumda da sosyolojiye. Neyin hesabını yapacaksın? Problemler kökten çözülmüş. İki değil, bir sene Müslüman zenginler zekatını vermiş olsa bütün problemler kökten çözülür.
İzmle başlayan bütün sistemler yüzüstü kapaklanır. İzmler var ya, İzm. Aklınızda bulunsun. Nerede bir İzmle karşılaşırsanız orada bir dur, mutlaka bir namussuzluk vardır. Namuslu İzm görmedim ben. İzm namussuzluk demek. Başında ne olduğuna bak bayağı. İzm varsa akla giydirilen deli gömleğidir ideoloji. Naat olarak bir beyt okuduk. Son bir beyt daha okuyoruz ve tamam. Seçemedim hangisi diye. Seçemediğim zaman Türkçenin dışına çıkıyorum. Farsça bir naat okuyorum size. Dört mısra. Molla Camii'den. Bunu okumadan önce vasiyetim web sayfamda hayatiinanc.com diye mi okunuyordu? hayatiinanc.com sayfamda vasiyet ettiğim kitaplar yazıyor. Tıkla. 5 tane kitap çıkacak karşına. 5'ini de orada açıp okuyabilirsin. Satın alma yok. Oradan okuyabilirsin. Bunlar size vasiyetimdir. Mahşerde karşılaştığımızda bu hususu size hatırlatacağım. Çorum'a geldin mi? Geldim. Vasiyetimi bildirdin mi? Ne yaptınız diyeceğim. Kemküm etmeyin. Adamın canını sıkmayın. Mahşerde çok işim var. Bir de size uğraşmayın. Ne işim var? Oo, çok işim var. Çok işim var. Şeyh Galip, Nabi Baki, merhumlar Necip Fazıl hepsiyle görüşmelerim var. Randevularım var. Soracaklarım var. Bir sürü iş yani. Orada güzel geçinelim, birbirimizi üzmeyelim. Siz de deyin ki bana gönül ferahlığıyla vasiyetini aldık. Hocam demenize gerek yok o dünyada. Ahirette hayati vasiyetini aldım. Bu vasiyetler çok sağlam vasiyetlerdir. Bu kitapların yazarları çok sağlam marka adamlardır. Fatih Sultan Mehmet merhumun hocalarıdır. İşte onlardan birinin dört mısrağını okuyorum. Bunlar son sözlerimizdir. Koştur koştur gitmem gerekiyor. Yani Bergama'da program var. Karadan gideceğiz. Mevsim şartları belli. Ve ben programdan çıkıp gittiğim zaman terli oluyorum, üstümü değiştirmem falan gerekiyor. Duraksarsam imza veya resim için çok tehlikeli oluyor. Geçen de bir hafta yattım. Sonra ölürüm üzülürsünüz. Üzülmeyin diye söylüyorum. Bu hususlarda beni affedin. Son sözlerimi söyleyip sizlere veda edeceğim. Yoksa ben sizlerden ayrılmak istemem. Ben sizlerle tek tek görüşmeyi de resmi de, imzayı da, her şeyi arzu ederim ama fırsat olmuyor. Dünya ayrılık dünyası. Hep ayrılık. İsteğe erince istek ölür. Bir anda ölseler de insanlar tek tek ölür. O şiir şu. Ya Resulallah çebaşet çümseki ashab-ı kehf. Dahili cennet şerender zümre-i ahbab-ı tu. O raveddel cennetü mender cehennem key ravest. O segi eshab-ı kehfest men segi eshab-ı tu. Tercüme ediyorum. Eshab-ı Kehf'in hikayesini duymuşsunuzdur. Uyuyup yedi uyurlar. Köpekleri vardır kıtmir. Eshab-ı Kehf'in isimlerini ezberlemek lazımdır. Yemliha mekselina mislina, mermuş debermuş şazeruş, kefeş tatayyuş. Köpek kıtmir. Bu 8 ismi ezberle dedi bana babam. 10 yaşındaydım ezberledim. Neden dedim, ne yapacağım ben bunu dedim. Her yerde berekete sebep olur. Bir de köpek görünce oku dedi. Köpek görünce okuyorum. Köpek efendisinin adını duyunca edebini takınıyor. Halife 2. Abdülmecid'in elini at ısırmış. Geçmiş olsuna gitmişler. Birisi demiş ki Halife 2. Abdülmecid 1924. Hayvanlığı tutmuş, ısırmış, bağışlayın Halife Hazretleri demiş. Süleyman Nazif orada.
İnsanlığı tuttuğu için ısırmıştır o. Şiirin manası şu idi. Eshab-ı Kehf'in köpeği Kıtmir cennete gitti ya Resulallah. Sahipleri kıymetli olduğu için köpek bile cennete layık görüldü. Buna sözüm yok. Ancak ben Eshab-ı Kehf'ten daha üstün, daha kıymetli senin eshabının köpeğiyim. İfadeye bak. Senin eshabının köpeğiyim ya Resulallah. Şefaat buyur. Ben de cennete gideyim de köpek yalnız kalmasın. Hasan-ı Basri'nin böyle bir duası vardı. Ya Rabbi, cehennemi hak ettiğimi biliyorum ama girersem iblis sevinecek. Beni affet. Demişti. Aşka dair birkaç kelam ettik. Çok teşekkür ediyorum, eksik olmayın. Hediye takdim edecek. Değerli hocamıza kıymetli sunumlarından, sohbetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hocamıza çiçek ve hediyeleri takdim etmek üzere Çorum Belediye Başkanımız Doktor Halil İbrahim Aşkın Bey'i sahneye davet ediyoruz efendim. Buyurun Sayın Başkanım. Tabii böyle güzel konuşmanın ve sohbetin sonrasında hiçbir kelam olmayacak. Sadece duayla bitireceğim. Çok güzel söyledi. Rabbimize tek dileğimiz var. Bütün yapmalarımız, etmelerimiz şiir diliyle olsun, aşkla olsun. Ve sonumuz hayır olsun inşallah diyorum. Hayatım hep ağabeyim yolculuğumuza teşekkür ediyorum. Tabii salonun dışından bizi izleyenler var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Allah hepimizden razı olsun. Başkanım, bu taraftan çekelim. Bu taraftan çiçek patlayabilir ama. Arkamız sağlam, sorun yok. Dönemiyoruz. Evet, değerli misafirlerimiz, Sayın Belediye Başkanımız Hayati İnanç hocamıza çiçek ve hediyelerini takdim ediyorlar. Sizlere bu güzel programımıza katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çorum Belediyesi kültürel etkinliklerle dolu Ocak ayını geride bıraktı. Şubat ayında da birbirinden güzel etkinlikler sizlerle buluşmaya devam edecek. 1 Şubat'ta Teneke Adam Çocuk Tiyatrosu sizlerle buluşacak. Sayın Başkanımızı ve hocamızı uğurluyoruz. 14 Şubat'ta Lahitli Aşk isimli tiyatro sizlerle olacak. 17 Şubat'ta Anadolu Ses Yarışması finali gerçekleşecek. 21 Şubat'ta Yadırgıcı Konseri sizlerle olacak. 23 Şubat'ta Recep Demirkaynak stand-up gösterisiyle sizlerle buluşacak ve 28 Şubat'ta Bekir Develi şiir ve söyleşi programıyla Çorum'da olacak. Şubat ayı etkinliklerimize de sizleri davet ediyoruz. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.